Şampiyonu yaklaşık 5 dakika sonra oynanacak Karşıyaka Galatasaray maçıyla belli olacak. Şu anda her iki takımın antrenörü ve karşılaşmanın baş hakemi Kadir Türkan'la birlikte bulunuyorum. Sayın Üner, karşılaşma için neler söyleyeceksiniz? Oyuncularım ve ben büyük bir inançla bu maça hazırlandık. Üçüncü maçta diğer iki maçta yapamadığımız defansı daha iyi yapmaya çalışacağız. Ve bizden şampiyonluk bekleyen bütün camiaya kupayı alıp buradan götürerek bize düşen görevi yapmış olacağız. İyi şanslar diliyorum. İzmir'de oynamak Galatasaray için bir dezavantaj mı? Biz iki senedir şampiyon bir takımız. Bizim için finalin yeri önemli değil. Önemli olan sahada verilen mücadele. Bu mücadeleyi verdiğimiz takdirde galip geleceğimiz inancındayız. Oyuncularımı ben büyük bir inanç içinde maça çıkıyoruz. Oyunda oyuncular arasında sakat oyuncu var mı? Kalbinin bir rahatsızlığı var. Dün gece başlayan bir migren ağrısı var. Ayrıca bir de iltihabi bir durumu var. İğne oluyor. Fakat diğer oyuncularıma da en az onun kadar güveniyorum. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi şanslar. Sayın Bekiroğlu, siz bu karşılaşma için nasıl bir hazırlık devresi geçirdiniz? Ve şampiyonluk için neler söyleyeceksiniz? Yakın mı? Tabii ki. Önce buraya kadar gelişimizdeki çizdiğimiz grafik ve Galatasaray'la bundan önce oynadığımız iki maçta herkesin de izlediği gibi gösterdiğimiz oyunla ben takımımı bugün de şampiyonluğa yakın ekip olarak görüyorum. Aynı zamanda diyorum ki bu yalnız bir bölge İzmir'in takımı olarak değil, tamamen kendi imkanlarıyla yetiştirdiği gençleriyle mücadele veren bütün takımların başarısı olacak bizim başarımız. Biz bunun yanındayız. Pırıl pırıl gençlerimiz de buraya kadar geldik. Burada da bırakmayacağız diyorum. Ama final maçıdır. Atmosferi yüksek bir maçtır. Oyuncularıma güvenim tam. İnşallah maçın sonunda gülen taraf biz olacağız. Arkadaşıma maç için başarılar diliyorum. Biz de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Sultan, bu önemli karşılaşmada baş hakem olarak görev yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Valla basketbolu sevenler için muhteşem bir gün. Hakkı olanın kazanması. Bütün amacımız o. Onun için buradayız. Her iki takıma da başarılar diliyorum. İki takım oyuncularına da en son neler söylemek istersiniz? Sportmence bir daha. Basketbolculara yakışır şekilde davranmalarını. Sportmence mücadelelerini. Başka diyecek bir şey yok. Size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın seyirciler, şimdi sözü arkadaşım Neşat Kuymulu'ya bırakıyorum. Evet sayın seyirciler. Türkiye Basketbol Ligi'nin playoff'unda artık son karşılaşmadayız. Finali oynayan Karşıyaka ve Galatasaray bugün üçüncü ve son kez karşılaşıyorlar. Karşılaşmayı kazanan taraf şampiyonluğa erişecek. İzmir Atatürk Spor Salonu öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolu. Binlerce seyirci salonda yer kalmadığı için, daha doğrusu saatlerce önce salon dolduğu için evlerine dönmek zorunda kaldılar. Karşılaşmayı biraz önce de izlediniz. Baş hakem Kadir Türkkan'la birlikte Alper Mütevellioğlu yönetecekler. Bu karşılaşmada herkes maçın tansiyonunun yüksek olacağını elbette biliyor. Bunu bilmek için kahin olmaya gerek yok. Ancak bu karşılaşmada sinirlerine hakim olabilen, sakin oynayarak oyun disiplinini koruyabilen tarafın maçı kazanma şansının daha yüksek olacağını da yine herkes kolayca düşünebilir. Bir başka ilginç notta şampiyonu belirleyecek bu karşılaşma, basketbol liginin şampiyonluk maçı ilk defa olarak İzmir'de oynanıyor. Daha önce şampiyonluk düğümü hep başka kentlerde, daha çok İstanbul'da, çoğunlukla İstanbul'da çözülmüştü. Bu defa İzmir'de çözülecek. Her iki ekip finale nasıl geldiler? Şöyle kısaca hatırlatmak gerekirse, ilk turda Galatasaray Beşiktaş'la karşılaştı. O Beşiktaş ki Fenerbahçe'yi yenerek Galatasaray'ın playoff'a çıkmasını bir yerde sağlayan ekipti. Galatasaray ilk karşılaşmayı 82-73 kazandı. İkinci karşılaşmayı Beşiktaş 88-61 kazandı. Ve üçüncü karşılaşmayı 88-78 kazanan Galatasaray ikinci tura yükselirken Karşıyaka'da İstanbul Teknik Üniversitesi'ni
yine 3 karşılaşma sonunda eledi. İkinci turda Galatasaray Beslenspor'la eşleşti. Çok çekişmeli geçen 3 karşılaşma sonunda Beslenspor'u eleyen Galatasaray, Efes Pilsen'i 2 karşılaşmada 2 galibiyetle geçen Karşıyaka'yla finalde eşleşmiş oldu. Yine naklen yayınlarımızda seyrettiniz. Daha önce Galatasaray ve Karşıyaka İstanbul'da geçen hafta pazar günü karşılaştılar. Bu karşılaşmayı 2 sayı farkla Galatasaray 90-88'lik skorla kazandı. İkinci karşılaşma yine geçtiğimiz çarşamba günü İzmir'de oynandı. Bu karşılaşmada Karşıyaka Galatasaray'ı 87'ye karşı 99'la yenerek daha iyi averaj sağladı. Ve bu nedenle de şampiyonluk düğümü finalin 3. karşılaşmasında İzmir'de çözülecek. Sayın seyirciler, final oynayacak takımlardan Karşıyaka'nın oyun alanında oyuncuları 4 numarayla Birtan, 7 numarayla Tuğrul, 8 Murat, 9 Cihangir, 10 Suat, 12 Nihat, 13 Ziya, 14 Wiley ve 15 Davis olarak yer alacak. Galatasaray'da 5 Nihat İziç, 6 Calvin, 7 Çağatay, 8 Ömer, 9 Turgay, 10 Mehmet Ali, 11 Mehmet Şenova, 12 Erol, 13 Dawkins ve 15 Cihat. Karşıyaka 5'i oyun alanında yerini alıyor. Cihangir, Birtan, Suat, Davis ve Wiley. Ve Galatasaray oyun alanında yerini alıyor. Dawkins, Turgay, Erol, İziç ve Ömer. Galatasaray son karşılaşmaya Calvin'le başlamıyor ilk beşte. Karşılaşma az sonra başlayacak. Ve ilk topu Karşıyaka kazanıyor. Davis'in şutunda isabet yok. İziç, Ömer. Rebound. Turgay'da kalıyor. Suat. Birtan. Suat, Birtan. Galatasaray adam adama savunma uyguluyor Karşıyaka karşısında ve oyunun ilk basketi Birtan'dan geliyor. Bu arada pota altında oyunun henüz ilk dakikası içinde bir elektriklenme olayına el koyuyor Alper Mütevellioğlu. Topsuz alanda Wiley ile Dawkins, iki Amerikalı rakip oyuncu Bir sürtüşmeye girdiler. Fakat hakemler hemen duruma hakim oluyor.
karşılaşmanın tansiyonunun çok yüksek olması bekleniyordu. Gayet tabii bir olay. Ancak herkes de hemen geçiştirilmesini bekliyor. İşte nitekim Wiley ve Dawkins el sıkıştılar. Basket geçerli belirtmiştim. Bu arada bir de faul kararı olduğu belli oldu. Yırtana yapılan bir faul. Hayır, faul yok. Nitekim oyun dipten başlıyor. Pota dibinde topu alamayan Dawkins'ten gidiyor top dışarıya. Birtan. Wiley. 3 sayılık bir atış deniyor. Rebound. Dawkins. Ve Dawkins durumu eşitliyor. Birtan. Suat. Suat'la Ömer oynuyor. Cihangir şutu buldu. Ve Turgay. Dawkins turnikeyi bırakıyor ve Galatasaray 4-2 öne geçiyor. Bir tan. Galatasaray savunmada Davis'e çok dikkat ediyor şu dakikada. Ama yine de Davis topu alıyor Wiley'den. Basket geçerli işaret ediyor. Kadir Türkan bu defa faul de var. 4-4 berabere. Davis tek atış kullanacak. Sayı. İzic. Ömer. Erol. Rebound. Wiley. Bir tane topu hemen çıkarıyor. Bir tane turnikeyi buldu ama son anda Suat'a verdiği pasta Suat hatalı yürüyor. İzic. Erol. İzic. Alper Metevelioğlu bu arada oyunu durdurdu. Topsuz alanda bir tane bir faul işaret ediyor. Yandan kullanacak Galatasaray. Oyunun henüz 3 dakikası içindeyiz. Dawkins yandan başlatacak. İzic. Ömer. Dawkins basketi kazandırıyor ve 6-5 öne geçiyor Galatasaray. Suat. Birtan. 5 numaralı oyun işaret ediyor. Şutu buldu ve basketi sağlıyor. 3 sayılık bir atış olduğunu işaret ediyor hakemler. 8-6 Karşıyaka öne geçti böylece. İzic. Turgay. İzic. Cihangir yine Dawkins'le oynuyor ve takip ediyor onu. Dawkins uzaktan kullandığı şutta isabet kaydedemiyor. Fakat bu arada Cihangir'in hareketinin faul olduğunu işaret etti Alper Mütevellioğlu. Yandan kullanılacak. Turgay. İzic boş bulduğu pozisyonu. Çeken topu Davis alıyor. Birtan. Suat. Turnikeyi buldu, kaçırdı. Bu arada bir faul kararı var Kadir Türkan'ın. Turgay'a.
ve Wiley iki serbest atış kullanacak. 8-6 Karşıyaka önde bu dakikada. İlk atışta sonuç yok. İkinci atışta da isabet yok. İki takım da şu ana kadar şutlarında oyunun stresinden olsa gerek isabet kaydedemedi. Suat dışarı çıkmakta olan topa sahip oluyor ve bir tane kazandırıyor. Wiley hatalı yürüme işaret ediyor Alper Mütevellioğlu. Kadir Türkkan Suat'a topa dokunmamasını işaret etti düdük çalındıktan sonra. İlk 4 dakika doldu ve skorda değişiklik yok. 8-6. Dawkins force ediyor, yükleniyor. Basketin geçerli olmadığını işaret ediyor Kadir Türkkan. Ve Cihangir'e faul işaret ediyor. İkinci faulü oldu Cihangir'in. Ömer ve beraberliği sağlıyor. 8-8. Suat. Birtan. Davis. Basket geçerli diye işaret ediyor Alper Mütevellioğlu. Ve İzice'de bir faul gösteriyor. Böylece Karşıyaka yine iki sayıyla öne geçmiş oldu. Ve oyuncu değiştiriyor Galatasaray. Erol çıkıyor. Oyuna başlamayan Calvin şimdi giriyor. 4,5 dakika yaklaşık oldu. Davis ve topu çıkıyor çemberden. Dawkins geriye çekilerek kendine özgü bir atış kullanıyor ve durumu yine eşitliyor. Onar. Birtan. Suat. Ömer yakından alıyor. Davis yükleniyor ve kalbine rağmen basketi sağlıyor. Yine Karşıyaka iki sayıyla öne geçiyor. Turgay. Topsuz alanda bir tane faul işaret ediyor Alper Mütevellioğlu. Karşıyaka'nın takım faulü 4 oldu böylece. Galatasaray'ın 5. Ömer. Turnike'yi bırakıyor. Yine eşitlik var skorda. 12-12. Birtan 5 numaralı oyunu işaret etti. Davis. Bu arada Kadir Türkkan'ın faul işareti görülüyor. Ve Calvin'e faul işaret ediyor. Diziyle faul yaptığını işaret ediyor. Karşıyaka yandan başladı. Wiley. Dawkins'e rağmen döndü, kullanıyor. Turgay. İzic. Wiley topu çaldı. Faul İzic. Böylece Galatasaray'ın bu faulle 7 faul limiti dolmuş oldu. Bundan sonra birebir atışlar kullanması gerekecek Karşıyaka'nın. Çok dikkat çekici çünkü oyunun henüz 5 dakikası doldu. Ve Cihangir Karşıyaka'yı 14-12 öne geçiriyor. Galatasaray savunmada gayretli görünüyor ama bu savunma sırasında da faullere yol açtılar. Ve 7 faul limitini doldurmuş oldular. Ömer.
1-3. Faul Cihangir'e. Cihangir'in 3. faulü karşıya kadar Kadir Türkan işaret ediyor Cihangir'e. Yandan kullanılacak ama bu da dikkati çeken bir faul çünkü Cihangir'in 3. faulü. Geçtiğimiz çarşamba günü Dolphins'i çok iyi marke eden, savunmada çok iyi oynayan Cihangir üstelik hücumda da 27 sayılık bir performans göstermişti. Bugünse ilk 6,5 dakika içinde 3 faulü aldı ve bu nedenle de Karşıyaka tarafında oyuncu değiştirme hazırlığı görüyorum. Cihangir buldu turnikeyi, faul Dawkins. Skor eşit görüyorsunuz. Ve Cihangir yine Karşıyaka hesabına bu eşitliği bozma şansına sahip. İlk atışı kullanıyor ve bozuyor. İkinci atış da sayı. Turgay. Karşısında Suat. Ömer post üzerinden çok güzel bir jump shot'la durumu yine eşitliyor. Oyunu durdurdu hakemler çünkü basketten sonra Galatasaray'ın istediği bir oyuncu değiştirmeyi değerlendiriyorlar. Turgay çıkıyor, Erol giriyor. Görüntünüzde değil ama oyuncu değiştirildi. Ve Karşıyaka dipten başlattı tekrar. Cihangir. Rebound Calvin. Izic. İzic'ten gidiyor top dışarıya diyor Alper Mütevellioğlu. Olayı çok yakından izliyordu. Ve Karşıyaka için topu yandan oyuna sokma fırsatıydı. Cihangir. Birtan. Davis'e topu veriyor. Bu arada da bir faul işaret ediyor Alper Mütevellioğlu Erol'a. Evet, Galatasaray çember altında Davis'i savunmakta güçlük çekiyor ve faullere yol açıyor. Ancak şunu da belirtmek lazım. 7,5 dakikalık süre içinde Karşıyaka elde ettiği serbest atışlarda yüksek yüzdeyle atış yapamadı ve bu nedenle de skoru açma şansını kullanamadı. Davis'in işte yine bir atışını seyrettik. Kaçırdığı atış. Rebound Wiley 2 fake'den sonra basketi sağlıyor. Karşıyaka yine 18-16 önde. Izic. Top Galatasaray'ın olacak. Calvin. İsabetsiz bir atış. Rebound Erol'da kalıyor. Yükleniyor Erol. Ve basket hayır diyor. Değil. Hatalı yürüme işaret ediyor Kadir Türkan. Birtan. Hayır. Masadan bu defa bir işaret geliyor. Duyulmayan bir istem var. Oyuncu değiştirme istemi. Karşıyaka Suat'la başladı ve bu arada da oyuncu değiştirdi. Biraz önce sözünü ettiğim oyuncu değiştirme olayı gerçekleşti. Cihangir çıktı 3 faullü ve Murat girdi. Galatasaray'da da Erol 3 faulle oynuyor. Ve Calvin'in alamadığı pas Karşıyaka için hücum oluşturuyor. Murat. Bir back pass bounce. Wiley'e boşaltmasını işaret etti. Suat. Birtan. Izic. Marke ediyor. Suat perdeledi. Wiley'e çok güzel bir pas. Atamıyor ama pota dibinde Suat. Genç Suat. Çok önemli bir fırsatı değerlendirmiş oldu. Rebound Suat'tan Murat'a. Evet.
Girtan. Murat. Çok güzel bir pas Davis'e. Gerçekten Davis kullanamıyor ama rebound'u alıyor. Girtan. Tekrar topu dışarıya çıkarıyor. Murat sete yerleşmesini bekledi takımının. Girtan oyun kuruyor. Suat. Bir bombeli pas Davis'e. Pası alamıyor. Ve bir mola alınıyor. Molayı Galatasaray aldı. Evet, biraz önce sözünü etmiştim. Oyuna ilk başta başlayan iki oyuncu. Galatasaray'dan Erol ve Karşıyaka'dan Cihangir. Üçer faul aldılar. Tabii bu başlangıç taktiklerini etkileyebilecek bir faktör koçları. Belki de bunu değerlendirmek için Halil Mer bir mola almış olabilir. Oyunun ilk dörtte birlik bölümü dolmak üzere veya 11 dakikaya yakın süre var. Karşıyaka 4 sayılık bir avantaj elde etti. 20-16 skor. Galatasaray 1 dakikalık mola süresini sonuna kadar kullanıyor. Başlatacak, başlatıyor. Gizic. Calvin. Kadir Türkan Davis'e faul işaret ediyor. Pası almadan önce faul yaptığını işaret ediyor. Gizic, Dawkins, Ömer, Dawkins, Murat oynuyor şimdi Dawkins'le. Gizic boş bir şut yakaladı, rebound ve Birtan bir reverse'le Gizic'i ekarte etti. Suat ama ayağı dip çizgide. Ve Gizic başlattı. Gizic. Calvin boş şut buluyor. Şutta isabet yok. Pota dibinde Erol reboundu alıyor. Hakemlerin bir düdüğünü duyuyoruz. Faul işareti kalkıyor Suat'a. Ve iki serbest atış kullanacak Erol. Evet, şimdi oyunun dörtte birlik bölümü dolmak üzere 4 saniye var. Ve skorda değişiklik yok. Ama Erol'un değiştirme şansı var. Biraz önce Galatasaray koçu Halil Üner aldığı molada Erol'un 3 faulüne rağmen oyunda kalmasını tercih etti. Ve bu arada karşıya kadar bu faulle 7 faul limitini doldurmuş oldu. İlk atış isabetsiz. İkinci atış. Baks ederken bir faul işaret ediyor Kadir Türkan Wiley'e. Evet. Ve 7 faul limitinin dolduğunu söylemiştim. Bu sebeple de birebir atışlar kullanması gerekecek Calvin'in. Sayı. Sayı. Farkı 2'ye indiriyor böylece Calvin.
Sayın seyirciler, Galatasaray Karşıyaka'dan çok daha önce 7 faul limitini doldurmuş olmasına rağmen Karşıyaka için bir fırsat olarak düşünülebilecek bu durum değerlendirilemedi. Ve Galatasaray'da Karşıyaka'yı 7 faul limitine getirdi. Şimdi bu durumda eşitlik var. Top Bali'den dışarı gidiyor. Ve Galatasaray hücumda bu beraberlik, hatta bir 3 sayılık atışla öne geçme fırsatı olabilir. Dawkins topu kontrol ediyor. İzic, Ömer, Wiley Ömer'i kontrol ediyor. Erol, İzic kullanıyor. Rebound Wiley. Kendisi top çıkarıyor. Ve hücum faulü. Alper Mütevellioğlu Wiley'nin hareketinin hücum faulü olduğunu işaret ediyor. İzic. Dawkins. Hayır, daha önce faul var. Hücumda bir faul bu Erol'a. Erol'un 4. faul oldu. Ve Halil Üner oyuncu değiştirme hazırlığı yapıyor şu anda. Karşıyaka topu yandan oyuna sokacak ama zeminde ıslanan bir bölüm var. Hakemler onu kontrol ediyorlar ve sildirecekler. İlk yarım bitmesine hep beraber görüyoruz. Net 11 dakika dolmuş. 9 dakika var. Ve Galatasaray'ın savunmaya yerleştiği pozisyonda diğer tarafta zemin siliniyor. Evet. Ve Karşıyaka başladı. 5 numaralı hücum seti. Wiley 3 sayılık atış deniyor. İsabet yok. Ve çembere dokunan bir oyuncu Davis'e mi bakıyorum? Kim asıldı? Biri asıldı ama kim olduğunu şimdi anlayıp size de bildireceğim. Teknik hata işareti geldi. Kadir Türkkan'dan, evet, savunma oyuncularından birinin çembere temas ettiğini işaret ettiler. Ve Suat Karşıyaka serbest atışlarda isabetsizliği sürdürüyor. İkinci atış sayı. 21-18. Calvin şut pozisyonunu buluyor. Şutta isabet yok. Wiley. Birtan. Murat. İz işe rağmen ve topu geçiremiyor Davis'e. Turgut yükleniyor. Turgut kendi reboundunu aldı. Yine isabetsiz bir atış. Murat. Birtan. Karşıyaka şu dakikada 4 kişiyle hücum ediyor. Çünkü Wiley hücuma katılmadı. Birtan kendisi kullandı. 23-18'lik skorla Karşıyaka 5 sayılık bir avantaj elde etti bu hücumda. Ömer ve basket. Birtan. Suat turnikeyi buldu ve basketi kazandırdı. 1.92 boyunda genç bir oyuncu Suat, 19 yaşında ama son maçlarda gösterdiği üstün performansla takımına faydalı oluyor ve karşı atakta Galatasaray skoru 25-22 yapıyor. Birtan. Suat
şu anda Galatasaray adam adıma savunmayı sürdürüyor ama 3 saniye koridoruna gömüldü ve pota altını kontrol ediyor. Karşıyaka'yı dış şut atmaya zorluyor. Karşıyaka da bu şutlardan birini biraz önce kullandı. İsabet yoktu. Rebound Turgut'ta kaldı. Atışında yine isabet yok. Wiley. Birkan. Suat. Wiley yine hücuma katılmadı. Şimdi geliyor. Birtan 5 numaralı oyun. Davis kullanıyor. Rebound Ömer. Galatasaray'ın çember altını kontrol etmesi Karşıyaka'yı hücumda etkilemiş görünüyor. Ömer. Ama Galatasaray hücumlarında da şutlarda isabet gelmiyor. Nitekim ilk yarının 4'te 3'lük bölümü bitti. Hala skor 25-22. Dawkins'in ters turnikesinde yine sonuç yok. İki takımda da hatalı hareketler var. Ve bu arada da Suat'tan yine bir basket foul görülüyor. Basket foul. Ve Galatasaray oyuncu değiştiriyor. Turgut'u oyundan aldı. Halil Üner. Turgay'ı oyuna aldı. Tek atış. Sayı. Ve 6 sayılık bir avantaj oldu. Karşıyaka hesabına. Izic. Calvin. Bir fake gösterdi. Davis'i geçti ve smaçı vurdu. Ve smaça engel olmak isteyen Wiley içinde bir foul var. Ve böylece Wiley de 3. faulünü yapmış oluyor. Skor birlikte seyrediyoruz. 28-24. Fark 4 sayıya indi. Bir de serbest atışta daha da inebilir. Her iki takımda da üst üste maç oynamanın verdiği yorgunluktan olsa gerek. Hücumda çok top kaybı oldu. Şutlarda isabetsizlik var. Ama her iki takım için de bu sözler geçerli. Evet, Galatasaray serbest atışla oyunu sürdürecek. Serbest atışı Calvin kullanacak. Sayı yok. Yine bir faul düdüğünü işaret ediyor Kadir Türkan Dawkins'e. Biraz önce benzer pozisyonda faul atışı sırasında yanındaki oyuncuyu box etmeye çalışan Wiley'e faul verilmişti. Şimdi Dawkins aynı şekilde ve her iki oyuncunun da üçer faulü oldu. Yani hem Dawkins'in hem Wiley'nin. Birebir atışları Wiley kullanacak. İlk atış sayı. İkincisini de kullanacak. Sayı.
Ve biraz önceki pozisyonun adeta tekrarı. Bu defa Davis'e Alper Mütevellioğlu faul işaret ediyor ve birebir. Oyunun temposu son derece düştü. Calvin ilk atışta sayı sağlıyor. İkinci atışta sonuç yok. Rebound Davis. Birtan. Cihangir oyunda bu dakikada. Murat'la değişmiş durumdalar. Suat. Cihangir. Birtan. Suat. Davis'e bir türlü top geçiremiyor karşı yaka. Bu dakikada istiyorlar fakat fırsat bulamıyorlar. Şimdi Birtan'ın geçirdiği topu Davis baskete çevirdi. Evet, karşı yaka sabırla top çeviriyor ve çember altında Davis'le oynamaya çalışıyor. Rebound. Calvin'de kaldı. Smaçlamak istiyor. Smaçlayamıyor. İkinci pozisyonda da sonuç yok. Alper Mütevellioğlu oyunu durduruyor o arada. İşaretini bekliyorum. Ve Wiley'e faul işaret ediyor. Dördüncü faulü. Bu Karşıyaka için çok önemli bir risk. Çünkü John Wiley Karşıyaka'nın iki altılık oyuncusu. Nitekim oyuncu değiştiriyor Karşıyaka. Nadir Vekiloğlu koç. Wiley'i alıyor dördüncü hatası sebebiyle oyundan ve yine genç bir oyuncu Nihat giriyor oyuna. 18 yaşında 2-2'lik bir oyuncu. Karşıyaka genç takımından gelme. Zaten Karşıyaka'nın Amerikalıları dışındaki bütün oyuncuları kendi öz kaynaklarından geçen oyuncular. İlk atış sayı. İkinci atışta sayı ve fark 5 sayıya iniyor böylece. Suat, Birtan, Cihangir, Nihat, Birtan. Top çeviriyor Karşıyaka. Suat, Cihangir, Nihat topu kullanıyor. İsabetsiz bir atış. Dawkins, Ömer, Izic boş. Rebound Ömer tamamlıyor. 3 sayıya indi fark. Ve oyunun bu son 3 dakika 54 saniyesinde Galatasaray'da değişik bir savunma seyrediyoruz. Ömer Davis'le adam adama oynarken diğer 4 oyuncu kutu savunması yapıyor. One and box. Ve Karşıyaka bu savunma karşısında hücumda zorlanıyor. Turgay topa sahip. Calvin. Dawkins, Izic. Davis rebound. Birtan. Nihat çok kötü bir pas. Ve Galatasaray hemen başlatıyor. Calvin isabetsiz bir atış. Ömer'de kalamıyor top. Çeliyorlar. Birtan. Pota dibinde Nihat ters bir turnikeyle bu defa güzel bir hareketle basketi kazandırıyor. 34-29 yapıyor durumu. Izic. Dawkins. Suat bu defa Dawkins'le oynuyor. Calvin ters taraftan dönüyor. İsabetsiz bir jumpshot. Cihangir. Birtan 3'e 1 yakaladılar. Cihangir pota dibine kadar sokuluyor ve topu çemberden Turgay çıkarıyor. Basket geçerli. Basket geçerli ve alınan bir mola var. Mola karşıya kadın.
Nadir Vekiloğlu alıyor. Şu anda birlikte görüyoruz. Karşıyaka 7 sayılık bir avantaj elde etmiş durumda. Oyunun son 2,5 dakikası oynanacak. İlk yarısını. Evet. Sürekli top kayıpları. Skorun düşük kalmasına sebep oluyor karşılaşmada. Ve mola süresi tamamlandı. Galatasaray dipten başlatacak. Turgay başlattı. İzic. Ömer. Nihat'tan kırılıyor. Ve bu arada Nihat'ın bir faulü işaret ediyor Kadir Türkkan. Ömer birebir atışlar kullanacak. Rebound Dawkins'te kalıyor. Pot altında mücadele. Ömer yine isabet yok ve tamamlıyor. Ömer tamamlıyor yine. Ve oyunda Tuğrul var. Suat. Nihat. Bomboş bir pozisyon. Şutu kullanıyor. Cihangir hücum reboundunu aldı. Pota dibine sokulurken oyuna devam diyor. Faul olmadığını işaret ediyor Kadir Türkan. Karşı atak pota dibi. Calvin kullanamıyor. Suat topu çıkardı. Hızlı bir hücum geliştirdi Karşıyaka. Stop Cemşat. 3 sayılık bir atış. Evet, son derece kritik 3 sayılık bir atış. Ve 39-31 oluverdi birdenbire durup. 8 sayılık bir avantaj Karşıyaka için. İlk yarının son 1,5 dakikası. İzic. Ömer. Davis Calvin'i aldı. Calvin şutu kullanıyor. Davis müdahale etmiyor. Ömer tipledi. İsabet yok. Top dışarı gidiyor Ömer'den. Karşıyaka başlattı. Hakem Alper Mütevellioğlu durduruyor. Çünkü zemin ıslandı Ömer'in düştüğü yerde. Evet, son 1 dakika 6 saniyesi ilk yarının. Galatasaray oyuncu değiştirecek. Oyuna Mehmet Ali girdi. Turgay çıktı. Karşıyaka dipten başlatacak. Dip yandan. Tuğrul. Ve Galatasaray yine o kombine savunmayı bıraktı. Bir kutu savunmayı bıraktı. Şimdi adam adama oynuyor. Suat. Cihangir top isterken Mehmet Ali'nin hareketinin faul olduğunu işaret ediyor Kadir Türk'ten. Evet, oyuna girer girmez Cihangir'e yaptığı hareket faul. Birebir atışlar kullanacak Cihangir. Çok erken 3 faul almıştı Cihangir. Fakat ilk yarının son 51 saniyesi olmasına rağmen faullerini arttırmadı ve oyuna devam ediyor. İlk atışta isabet de kaydetti. Skoru 40-31 yaptı Karşıyaka lehine ve ikinci atışı kaçıyor. Ömer top çıkarıyor. Dawkins'e bakıyor, vermedi pası. İzic. Suat Dawkins'le adam adama yakın markajda. Dawkins topu aldı, sokuluyor. Ve basketi sağlıyor. Ve basketten hemen sonra istenen bir mola var. Son 35 saniyesi ilk yarının ve Galatasaray'ın aldığı son mola bu. 8 sayılık fark. Bir sayı daha yazıldı Galatasaray'a ve 40-33, 7 sayıya inmiş oldu. Evet, çok faullü geçen bir ilk yarı. Bunun sonucu olarak
riskli duruma düşen oyuncular var. Galatasaray'da Erol 4 faulde ve Karşıyaka'da Wiley 4 faulde. Buna karşılık Dawkins 3 faulde ve Cihangir 3 faulde. Dipten Suat başlatacak. Hakemler birbirlerine bakıp kontrol ediyorlar. Son 35 saniyeyi başlatacaklar. Evet, masa ile hakemlerin mutabakatı şimdi sağlandı ve oyun son 35 saniyesi için ilk yarının başladı. Suat, Tuğrul, Suat, Nihat, Tuğrul pota dibine giriyor, kullanmıyor. Şimdi şutu buldu ve basketi sağladı. Evet, son saniyelerinde hücum süresinin Karşıyaka durumu 42-33 yaptı. 3 saniye var bitmesine devrenin. Dawkins şutu kullanıyor ve 3 sayılık atışla basketi sağlıyor. Evet, Dawkins çok tecrübeli ve her zaman tekrarladığı atışlarından birini daha yaptı. Beslen Spor karşılaşmalarında da bu şekilde atışlarıyla avantajlar yakalatmıştı Galatasaray'a ve devre 42-36 Karşıyaka'nın önderliğiyle kapandı bu 3 sayılık atışa rağmen. İkinci yarıda tekrar beraber olacağız sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler, karşılaşmanın ikinci yarısı az sonra başlayacak. Bu arada size bazı bulguları iletmek istiyorum. İlk yarıda yakın şutta Karşıyaka 8'de 4, Galatasaray 24'te 8 başarılı olabilmiş. 3 sayılık atışlarda Karşıyaka 8'de 2, Galatasaray 5'te 1 başarılı olabilmiş. Pota dibinde de Karşıyaka daha fazla pota dibi kullandığı belli oluyor. 15'te 10, buna karşılık Galatasaray 15'te 6. Şimdi bu sayılardan çıkan sonuç şu oluyor. Karşıyaka'nın içeriden oynadığı açıkça görülüyor. Dışarıda top çeviriyorlar fakat şut bulsalar bile kullanmıyorlar. Bu da bir yerde taktik icabı oluyor ve oyunun temposunun düşmesi bunun doğal sonucu. Ve bu nedenle de skor düşük oldu ilk yarıda. 42-36. Dawkins'in son anda 3 sayılık atışıyla Galatasaray farkı 6'ya indirerek devreyi kapadı. Ve ikinci yarı için Davis ve Calvin sıçrıyorlar. Davis topu erken çeldi. Top yükselmeden tekrarlanıyor atış. Bir defa daha çeliyor. Ve Karşıyaka için oyunun ilk hücumu ikinci yarıda. Turnike'yi buluyor. Tuğrul isabet yok ama faul düdüğü kalktı. Çaldı Kadir Türkkan'ın ve faul işareti kalktı. İzic. Tuğrul iki serbest atış kullanacak. Sayı. İzic'in de üçüncü faulü oldu bu faulle sayın seyirciler. Faullerin sayısı gittikçe artıyor. 5-5'liği yiyecek oyuncular olacak herhalde bu durumda. İzic. Dawkins. Bir 3 sayılık atış daha. Suat. Tuğrul. Cihangir. Davis. Pota dibine yükleniyor. Calvin kesti bir pozisyonda, ikinci pozisyonda Davis'in hareketini Mehmet Ali faulle durdurdu. İki serbest atış. Hayır, yandan işaret ediyor Alper Mütevellioğlu. Tuğrul, Nihat alamıyor. Calvin'de kalıyor top. İzic,
Mehmet Ali, İşit, Ömer, Dawkins pota dibine yükleniyor ve bir çengel atışıyla durumu 44-40 yapıyor. Farkı 4 sayıya indirdi Galatasaray. İlk 2 dakika içindeyiz ikinci yarıda. Cihangir topunu çalıyorlar. Ömer pota dibinde kalbine vermiyor, kendisi kullanıyor. Rebound Davis'te kaldı. Tuğrul, Suat, Tuğrul, Suat, Tuğrul, Nihat, Tuğrul, 3 sayılık atış deniyor. Rebound Ömer. İzic, Dawkins topu içeriye çeliyor. Karşıyaka hücumuna dönüşüyor. Davis pota dibi. Faul Mehmet Ali'ye. 2 atış diye işaret ediyor Alper Mütevellioğlu. Ve bu arada Galatasaray'da bir oyuncu değiştirme hazırlığı var. Sanıyorum Çağatay oyuna girecek. Evet, 7 numaralı formasıyla şimdi görüyoruz. Ve İzic çıkıyor. Biraz önce belirtmiştim, 3 faulle oynuyor İzic. Ve riske etmek istemedi Halil Üner daha fazla İzic'i ve Çağatay'ı oyuna aldı. Davis 45-40 yaptı bu serbest atışta skoru. Ve 46-40. Çağatay, Dawkins, Suat önünde yer alıyor. Rebound'da topu alan yok. Suat kendi götürdüğü topu pas olarak Cihangir'e verirken hücum faulü işaret etti Kadir Türkan Suat'a. Çağatay. Mehmet Ali, Çağatay, Calvin dibe giriyor. Ömer, rebound Davis. Tuğrul, Nihat ve hatalı yürüme. Üst üste hücum pozisyonlarında Karşıyaka 2 top kaybetti. Mehmet Ali, Dawkins, bir hook shot ve farkı tekrar 4'e indiriyor. Nihat, Tuğrul, Suat, Ömer Davis'i önden marke ediyor, pas almasını engelliyor. Böylece Karşıyaka dibe top geçiremiyor. Suat'ın topunu Dawkins çaldı. Çağatay pota dibine geçirdiği topu dışarı çeliyor Suat. Bu dakikalarda Karşıyaka'nın takım olarak hücum performansı önemli ölçüde düştü. Ve Galatasaray farkı yavaş yavaş kapıyor. Ömer, Mehmet Ali, Dawkins top istiyor. Ömer kendisi turnikeyi bırakıyor. Faul işareti kalktı Kadir Türkkan'ın. Ömer serbest atışlar kullanacak ve bu arada biraz önce sözünü ettiğim nedenle Karşıyaka'nın hücum performansının düşmesi sebebiyle
genç Nihat oyundan alındı Nadir Vekiloğlu tarafından ve 4 faullü olmasına rağmen Wiley oyuna sokuldu. Nadir Vekiloğlu bu riski göze aldı. Ömer'in ilk atışında isabet yok. İkinci atış sayı. Fark 3 sayıya indi. Suat. Tuğrul. Suat. Tuğrul. İsabetli bir jumpshot. 48-43. Karşıyaka önde götürüyor karşılaşmayı. Dawkins, Çağatay. Atışında isabet yok. Cihangir. Tuğrul. Suat. Hatalı yürüme işaret ediyor hakemler Suat'a. Dawkins 3 sayılık bir atış deniyor. Rebound Cihangir. Bir anda öndeki koridor boş alınca Cihangir devam etti hücuma ve basketi de sağladı. 50-43. Çağatay 3 numaralı set oyununu işaret ediyor. Mehmet Ali. Dawkins kendisi kullanıyor ve rebound Suat hemen top çıkarıyor. Turnike'yi de bulacak. Buldu fakat Cihangir'e geçirdiği top. Pota dibinde Cihangir ve basket sağlıyor. Evet. Suat pota dibine kadar girdi, turnikeyi buldu ve Cihangir'e geçirdiği nefis pas sonucu Karşıyaka farkı 52-43'lük skorla 9 sayıya çıkardı. Ve bu nedenle de Halil Üner, Galatasaray koçu, ikinci yarıdaki ilk molasını alıyor ve bu durumu değerlendirmek mecburiyeti. Galatasaray bu arada bir de oyuncu değiştirmiş durumda. İziç oyuna girdi. Çağatay çıktı. Mehmet Ali, Dawkins. Karşıyaka'da da değişiklik var. Savunmada Tuğrul Dawkins'le oynuyor. Dawkins hem 3 sayılık atışlar deniyor hem de drive ederek driblinglerle potaya yaklaşıp gerektiğinde yakın atışlar kullanıyor. Bu sebeple de Karşıyaka Tuğrul'la şu dakikalarda Dawkins'i savunuyor. Son pozisyonda Calvin'in smaçıyla 52-45 yaptı Galatasaray durumu. Cihangir. Faul işareti Mehmet Ali'ye Kadir Türkan'ın yandan. Wiley. Bir faul düdüğü daha. Dawkins'e. Çok kritik. Dawkins'in 4. faulü oldu. Bu kararı hareketleriyle protesto etti Dawkins. Ama Kadir Türkkan kararında son derece rahat görünüyor. Ve yandan Karşıyaka başlattı. Şu anda Galatasaray'da
Dawkins, Erol ve Mehmet Ali olmak üzere 4 faulle oynayan 3 oyuncu var. John Wiley top elinde. O da karşı yakanın 4 faulle oynayan oyuncusu. Zorlayarak bir atış Wiley'den ama isabetli ve 3 sayılık bir atıştı bu. Fark 10 sayıya çıkıyor sayın seyirciler. 55-45. Karşıyaka karşılaşmanın çok uzun bir bölümünde önde oynuyor. Dawkins biraz önce sözünü ettiğim gibi yaklaşıyor driblinglerle ve çengel atışlarıyla değerlendiriyor. Tuğrul, Cihangir, Suat, Wiley, Suat, Wiley, dönüp kullanıyor, rebound Izic. Suat, topu alırken yaptığı hareket faul, yandan bu nedenle. Dawkins başlatıyor. Pota dibinde Ömer smaçlıyor. Karşıyaka savunmada yerini alamadan topu yandan oyuna soktu Galatasaray ve yararlandı. Farkı 6 sayıya indirdi. Suat, Tuğrul, Cihangir, Suat, bir layup, sonuç, rebound. İzic tarafından alınıp hemen karşı yara alana getirildi. Şimdi set oynuyorlar. Sakin diye işaret ediyor İzic. Calvin, Davis koridorda önünü kapatmak isterken hareketinin faul olduğunu işaret ediyor Alper Mütevellioğlu. Atış olmayacak büyük ihtimalle. Davis'in de üçüncü faulü oldu. Evet. Yandan başlıyor Dawkins. Ömer biraz önceki pozisyonun tekrarı. Bu defa kendi reboundunu alıyor. Pota dibinde Calvin smaçlıyor. Smaçla tipliyor. Ve farkı Galatasaray üst üste kazandığı basketlerle 4 sayıya indirdi tekrar. 55-51. Cihangir 3 sayılık atış deniyor. İsabet. Dawkins İzic'le konuşuyor ve durumdan hiç de hoşnut değil. Ömer, İzic pota dibine sokuluyor. Mehmet Ali boş bir pozisyon yakaladı. İsabetsiz atış. Cihangir, Suat karşısında Dawkins yükleniyor ve bir layupla baskete çeviriyor topu. Bu defa karşı yaka üst üste kazandığı iki basketle 60-51 yaptı durumu. Calvin atışta isabet yok. Yırtan faul İzic. Bu da çok kritik bir faul. 4 oldu İzic'in de. Sayın seyirciler, şu anda Galatasaray takımında oyunun bitmesine daha 10 dakika 10 saniye olmasına rağmen 4 faullü 4 oyuncu var. Davis pota dibine yükleniyor. Kullanamıyor topu. Mehmet Ali, Ömer, İzic. Ömer, İzic, Mehmet Ali, Dawkins topu alamıyor. Dışarı çeliniyor top. Ve yine Cihangir Dawkins'le gölge gibi yan yana. Bu dakikalarda Cihangir Dawkins'le oynuyor. Wiley de ona yardım ediyor. Dış şuta zorluyorlar Galatasaray'ı ve bu pozisyonda İzic'in şutunda isabet var.
Suat. Birtan. Bir perdelemeden yararlanarak Suat'ın 3 sayılık atışında isabet yok. İzic, Ömer. Cem şatı ve çok güzeldir Cem şat. Fark 5 sayıya iniyor. Son 9 dakika. Birtan. Suat Davis'e geçiriyor topu. Davis tekrar dışarı çıkarıyor. Bir bounce pass Cihangir'e. Şutta isabet yok. Calvin. Calvin sakatlandığını işaret ediyor hakemlere. Ve Kadir Türkkan oyunu durdurdu. Devam edecek gibi görünüyor. Evet. Oyun alanındaki yerini alıyor. Calvin ve Galatasaray Mehmet Ali ile yandan başlayacak. Evet, İzic. Ömer, İzic. Dawkins. Faul işareti kalktı. Kadir Türkkan'ın Suat'a. Yandan ve Suat'ın da 4. faulü olduğunu masa işaret ediyor. Her iki takımda da faul sayısı yüksek. Oyunun bundan sonraki dakikalarının nasıl gelişeceği fauller açısından doğrusu merak konusu. İzic. Boşalt diyor Dawkins'e. Ve Dawkins şutunda bu defa isabet yok. Suat. Birtan. Suat. Birtan. Çok sakin bir oyun kuruyor. Ve Galatasaray bu dakikada savunmasını değiştirdi. Alan savunması oynuyor ama Cihangir'i kovalıyor bir taraftan da Mehmet Ali. Karşıya kadar dış şutlar kullanmaya başladı ve isabet yok. Bu arada Murat oyuna girme hazırlığında. İzic, Ömer, rebound, Calvin dönüp kullanıyor ve basketi sağlıyor. Galatasaray oyunu skorda kritik bir duruma getirdi. 60-57, 3 sayıya indirdi farkı. Karşıyaka sürekli olarak önde götürüyor karşılaşmayı. Ancak Galatasaray'da bırakmıyor oyunu ve oyun hiçbir anında kopmadı. 10 sayılık bir farka çıkmasına rağmen Karşıyaka oyunda daha fazla fark elde edemedi. Şimdi 62-57'lik skorla karşılaşma devam ediyor. İzic, Mehmet Ali 3 sayılık atış deniyor. İsabet yok. Top hiçbir yere değmiyor. Birtan. Son 3 dakikada Karşıyaka toplam 3 sayı elde edebildi. Suat. Şutta isabet yok. Dawkins. Davis engellemeye teşebbüs dahi etmiyor ve Dawkins turnikeden basketi kazandırıyor Galatasaray'a. Davis 3 faulle oynuyor ve riske girmek istemedi. Fark yine 3 sayıya indi. Net 6 dakika oyunun bitmesine. Birtan. Suat. Turnike'yi buluyor ve smaçlıyor. Suat. Savunmanın uyuduğu bir anı bir anda hissetti ve dribbling üzerinden gidip turnikeyi smaçla tamamladı. 64-59 yaptı
skoru birlikte görüyoruz. Çok kritik bir basketti Karşıyaka hesabına. Calvin yükleniyor. İsabetsiz atış ama bir tane faul kalkıyor Kadir Türkkan'dan. Ve Galatasaray oyuncu değiştiriyor. Turgay girdi, Mehmet Ali çıktı. Calvin serbest atışlar kullanacak. Bu arada zeminde ıslanan noktaları yine kurulatıyor maçın baş hakemi Kadir Türkkan. Oyun durmuş vaziyette. Beş dakika 20 saniye var. Oyun başladıktan sonra kalan süre bu. Evet, iki serbest atış sayı kullanıyor. İlk atış sayı farkı dörde indiriyor. İsabet yok, Wiley. Suat. Karşıyaka kontrollü bir şekilde götürüyor topu. Birtan birdenbire oyunu hızlandırdı. Yine sete yerleşiyorlar. Suat 3 sayılık bir atış deniyor. İsabetli bir atış. Gerçekten genç Suat bu dakikalarda üstün performans gösteriyor. Ayağa takılıp düştü. Buna rağmen Dawkins Tunisi'yi kullanamadı. Karşı atak Cahangir pota dibine kadar giriyor. Top dışarı Turgay tarafından çelindi. Ve mola. Mola Karşıyaka. Nadir Vekiloğlu topu kontrol ederek oyna diye işaret ediyor şu anda Cihangir'e. Evet, son 4 dakika 50 saniyesi artık karşılaşmanın. Ve Karşıyaka 7 sayılık bir avantaj elde etti tekrar. Farkı önce 10 sayıya kadar yükselten Karşıyaka karşısında Galatasaray oyunu bırakmadı. İki defa farkı 3'e kadar indirdi. Ancak Karşıyaka tekrar arayı bir ölçüde açtı. Şimdi 7 sayılık bir fark var. Karşıyaka oyun alanındaki yerini aldı. Oyuna devam edecek 5'te değişiklik yok. Ve Galatasaray'da şimdi yerini alıyor savunmada. Cihangir yandan başlatacak. Oyunda 6 tane 4 faullü oyuncu var. Fakat hiç 5 faul olan olmadı henüz. Yırtan 5 numaralı oyun diyor. Davis'e baktı, geçiremedi topu. Karşıyaka şimdi Suat'le hücum geliştiriyor. Yırtan. Wiley. Fake gösterdi. Ve baktı. Fark 9 sayı. Isic. Calvin. Dönüp kullanıyor, isabetsiz. Rebound Suat. Cihangir'e çok güzel bir pas oldu. Turgay kesiyor Cihangir'in turnikesini. Karşı hücum 3'e 3 yakaladı Galatasaray. Pota dibi ve Dawkins. Nadir Vekiloğlu takımına sakin sakin diye işaret ediyor. Ve Galatasaray mola aldı.
69-62 skoru birlikte görüyoruz. Fark 7 sayı. Farkı kapayabilmek için Halil İner artık takımına son talimatları veriyor. Çünkü başka mola... Evet, oyunun son 4 dakika 1 saniyesi Wiley ile başlayacak. Yırtan. Cihangir. Yırtan. Suat. Yırtan. Yırtan iki defadır 3 saniye koridoruna kadar girip topu tekrar dışarı çıkarıyor. Son 6 saniyesi bir hücumun ve Suat'ın yine son derece kritik bir 3 sayılık atışı. Bir yıldız gibi parlıyor bu karşılaşmada Suat. Karşı atakta da Ömer. Ve son 3 dakika 21 saniye 72-64'lük bir skor var Suat. Turgay topu çaldı. Wiley müdahale etmiyor çünkü 4 faulle oynuyor. Ve basketi yiyor Karşıyaka. Fark 6 sayıya indi. 72-66. Karşı hücum Cihangir. Şu anda 3 kişiyle hücum yarı alanında Karşıyaka. Birtan pota dibine girdi. Turnikeyi bırakıyor ama top girmiyor. Üst üste top kayıpları Karşıyaka hesabına ve Galatasaray içinde yetişme fırsatı bunlar. Dawkins yüklendi pota dibine. Rebound Davis. Kontrol ediyor oyunu. Birtan buradan izliyorum ve size de iletiyorum. Nadir Vekiloğlu takımına sakin diye işaret ediyor. Turgay bir top daha çaldı. Son derece iki kritik top çaldı. İziç pota dibi, Birtan'ın hareketi kalbine faul. Birtan'ın da 4. faulü oluyor bununla. Ve birebir atışlar kullanacak Kalvin. Atışta sonuç yok ve top ıslamayan top Galatasaray'dan dışarı gitti. Birtan sakin sakin diye işaret ediyor Wiley'e ve çok yavaş bir tempo ile topu getiriyor. Çünkü Karşıyaka bu dakikalarda artık zamana karşı oynuyor. Oyunun son 2 dakika 2 saniyesi. Cihangir. Davis top istiyor Birtan. Şimdi bir bounce pass Davis'e. Suat Davis dönüp kullanıyor ve... Son derece kritik bir basket Davis'ten. 74-66. Kalvin 3 sayılık atış deniyor hemen. Son derece kontrolsüz ve top dışarı gidiyor. Bu acele kullanılan top girseydi belki Galatasaray'ı ateşlerdi ama girmeyince Karşıyaka için çok önemli bir fırsat oluyor. Maçı garantileme yolunda. Wiley topa sahip. Kontrol ediyor ve kullanmıyor. Ömer pota dibine geçiriyor topu. Cihangir. Cihangir'in topunu Dawkins çalıyor. Bu arada da Cihangir'in hareketinin hatalı yürüme olduğunu işaret ediyor Kadir Türkkan. Ve Galatasaray yan adamlarına geldi. Oradan bir itiraz var çünkü. Evet, itiraz eden yan adamı da oyun alanının dışına çıkarıyor. Son 1 dakika 22 saniye. Skor 74-66. Fark 8 sayı Galatasaray hücumda. İziç. Cihangir Dawkins'i kovalarken hareketi faul. Birebir işaret ediyor Kadir Türkkan ve Cihangir'in de 4. faulü oldu. Her iki takımda 4 faullü 4 oyuncu var. Çok ilginç fakat hiç 5 faul alan oyuncu olmadı. Ve Dawkins serbest atışlarla oyunu sürdürecek. Son 1 dakika 13 saniye.
İzmir Atatürk Spor Salonu'nu dolduran Karşıyakalı seyirciler skordan memnun. Galibiyete garanti gözüyle bakıyorlar ve takımlarını kutluyorlar. Ama Dolphins birebir serbest atışlar kullanacak. 60'ta isabet yok. Top Karşıyaka'nın. Bu bir 30 saniyelik süre demektir. Ve pres var Birtan'a. Topu çıkaramıyor. Birtan, Suat. Şimdi hücum yer alanına geçtiler. Cihangir pota dibi. Calvin kesiyor. Suat topa sahip. Kullanmıyor. Kullanmıyor. Şimdi Cihangir'e pas. O da kullanmıyor. Birtan. Evet. 24 saniye var daha bu hücumda. Ve iz için hareketlerinin faul olduğunu işaret ediyor. Alper Bütüreylioğlu ve 5 faulle oyun dışında kalan oyuncu oluyor. İziç. Bu arada Alper Mütebellioğlu'na Halil Üner'in itirazları var. Evet, Galatasaray yan adamları bu faulden hiç hoşnut kalmadılar. Sürekli itiraz ediyorlar. Foto muhabirleri de oyun alanında yerini aldı. Bu arada sizin görüntünüzde değil. Son 44 saniyesi oynanacak karşılaşmanın ve bir sevinç yumağı halinde Davis, Suat, Cihangir ve Birtan, onlar galibiyeti kazandıklarına inanmış durumda birbirlerini kutluyorlar. Gerçekten de 8 sayılık farkın son 44 saniyede kapanması belki teorik olarak mümkündür. Topu üstelik Karşıyaka yandan kullanacak, öyle görünüyor. Ve 44 saniye kala Nadir Vekiloğlu molasını alıyor. Bu arada Karşıyaka seviniyor molada. Evet, molayı adeta sevinmek için aldı Karşıyaka. Bu çok önemli tabii, çünkü Karşıyaka basketbol hayatında ilk defa Türkiye Ligi'nde şampiyonluğu elde edecek. 44 saniye sonra karşılaşma bu şekilde biterse. Karşıyaka molada artık başka bir şey konuşmaya gerek görmedi. Galatasaray'ın oyun alanında son 44 saniye için oyun alanındaki yerini almasını bekliyoruz. Suat başlatacak. Galatasaray prese hazırlanıyor sayın seyirciler. Oyun alanının tamamen üçüncü şahıslardan boşalmasını bekliyor hakemler. Ve bu sebeple de bir türlü oyunun son 44 saniyesi başlayamadı. Evet, saha komiseri şimdi herkesin oyun dışında olduğunu işaret ediyor. Suat topu aldı. 5 saniye içinde kullanması lazım. Davis'e pas veriyor. Davis Suat'e pası veriyor ve dışarı Dawkins'ten gidiyor top. Suat yandan başlatacak. Bu arada 4 saniye geçti. Wiley, Girtan topu saklıyor. Kullanmıyor. İkili pres yapıyorlar. Faul Turgay'a. Ve Turgay'ın da bakıyorum kaçıncı faulü. 3. Suat başlatacak. Evet, Karşıyaka kendi yarı alanında Birtan'la vakti değerlendirmeye çalışıyor. Cihangir, Birtan. Topu en iyi saklayan oyuncu Karşıyaka'da Birtan. Evet. Ve Wiley kullanmıyor topu. Top çeviriyor Karşıyaka. Birtan. Son 15 saniye. Davis yaklaşıyor. Bir ters turnike. Top çemberden çıkıyor. Dawkins topa sahip oluyor. Kullanıyor atışı. Basket yok. Son saniye ve bitiyor oyun sayın seyirciler. Evet, Karşıyaka Galatasaray finalde karşılaştılar ve Karşıyaka 74-66'lık skorla Galatasaray'ı yeniyor ve
şampiyonluğu Türkiye deplasmanlı basketbol ligi şampiyonluğunu İstanbul'dan İzmir'e taşıyor. Evet. 3 maçlık bir final mücadelesi seyrettik geçtiğimiz haftadan bu tarafa. İlk karşılaşmayı Galatasaray kazandı. İkinci karşılaşmayı Karşıyaka kazandı ve bugün şampiyonluk karşılaşmasını da İzmir'de Karşıyaka kazandı. Son 2 dakikada hiç sayı olmayan karşılaşmada Karşıyaka Türkiye deplasmanlı basketbol liginde 20 yıllık bir aradan sonra, çünkü 1966-67 sezonunda Altın Ordu şampiyon olmuştu İzmir'den ve 20 yıllık bir aradan sonra Karşıyaka şampiyonluğu İzmir'e getirmiş oluyor. Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray bu karşılaşmayı kaybetti. Nadir Vekiloğlu oyuncuları tarafından omuzlara alındı. Karşıyaka'da büyük bir sevinç var. Coşkuyla seyirciler ve antrenör, oyuncular galibiyeti kutluyorlar. Şimdi evet, Basketbol Federasyonu Başkanı Osman Salakoğlu şampiyonluk kupasını Galatasaray'a galip gelen Karşıyaka'ya verecek. Ama bu arada coşku sürüyor. Sayın seyirciler, hala bir sevinç yumağı halinde Karşıyakalı oyuncular. Kupayı almak için Basketbol Federasyonu Osman Solakoğlu'na bir türlü yaklaşamıyorlar. Ve bu nedenle de yayınımızı burada noktalamak durumundayız. Sizlere ben Neşat Kuybulu, tüm Naklen Yayın ekibimiz adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. ...66 yenen Karşıyaka şampiyon oldu. İki takım üçüncü ve son defa İzmir Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Cihangir'e çok güzel bir pas oldu. Turgay kesiyor Cihangir'in turnikesini. Karşı hücum. 3'e 3 yakaladı Galatasaray. Pota dibi ve Dawkins. Yırtan. Cihangir, Yırtan, Suat, Yırtan. Yırtan iki defadır 3 saniye koridoruna kadar girip topu tekrar dışarı çıkarıyor. Son 6 saniyesi bir hücumun ve Suat'ın yine son derece kritik bir 3 sayılık atışı. Bir yıldız gibi parlıyor bu karşılaşmada Suat. Karşı atakta da Ömer. Ve son 3 dakika 21 saniye 72-64'lük bir skor var. Suat. Turgay topu çaldı. Wiley müdahale etmiyor çünkü 4 faulle oynuyor. Ve basketi yiyor Karşıyaka. Fark 6 sayıya indi. Davis top istiyor Birtan. Şimdi bir bounce pass Davis'e. Suat. Davis dönüp kullanıyor. Ve son derece kritik bir basket Davis'ten. 74-66. Calvin. 3 sayılık atış deniyor hemen. Son derece kontrolsüz ve top dışarı gidiyor. Birtan. Son 15 saniye. Davis yaklaşıyor. Bir ters turnike. Top çemberden çıkıyor. Dawkins topa sahip oluyor. Kullanıyor atışı. Basket yok. Son saniye. Ve çıkıyor oyun sayın seyirciler. Evet. Karşıyaka Galatasaray finalde karşılaştılar ve Karşıyaka 74-66'lık skorla Galatasaray'ı yeniyor ve